tek taraflı bademciğin büyümesi bazen normal koşullarda veya bir hastalık olmaksızın da olabilir. Ama biz tek taraflı bademcik büyümesini gördüğümüz zaman, hele de orta hatta, diğeri normalken orta hatta bir tarafın yaklaşmakta olduğunu gördüğümüz zaman, o zaman biraz daha önemsemek durumunda kalırız. Bunların içerisinde bademcikte bir apse var mıdır, bademciğin içerisinde tümöral bir oluşum var mıdır değerlendirmek durumundayızdır. Tabii lenfomalar gibi lenf bölgesinin bezlerinin kanserleşmesi durumlarında da tek taraflı bademcik şişmeleri görülebilir. Tabii bir apse ise bu şişmenin nedeni, ağzın açılmasında güçlük vardır, yutkunma sırasında çok şiddetli ağrı vardır, kişide aynı zamanda enfeksiyon belirtileri de olacaktır. Yani ateş gibi, ağır şiddetli halsizlik gibi. Bunlar bir apseyi çok belirgin olarak çağrıştırır. Halbuki onun dışında tek taraflı ağrısı olmayan bir şişlik durumunda, daha önceden de söylediğim gibi, yani normal durumlarda da olabilir. Hepsi mutlaka hastalık anlamına gelmez. Esas vurgulanmak gereken durum, bunun mutlaka bir kulak burun boğaz hekimi tarafından görülmesinin ve ayrıdının, yani önemli bir hastalık mı yoksa normal büyüme mi, ayrıdının sağlanması, yapılması gerekliliğidir. Bir tümöral oluşuma da ait olabilir. Tüberküloz gibi oraya yerleşmiş olan bir özgün bakterinin, yani verem bakterisinin, oraya basilinin yerleşmiş olmasından dolayı da olabilir ki o da aynı zamanda boyunda lenf bezleri meydana getirecektir. Mutlaka burada vurgulamak istediğim, tek taraflı bademcik büyümesi normal de olsa bir kulak burun boğaz hekimi tarafından ayırıcı tanısının yapılması gerekliliğidir.